Merhaba, bu videoda Toolpad parametrelerini anlatacağım. Work and C'de ben herhangi bir takım yolu oluşturmak için, yani 2.5 eksen, 3 eksen, kaba, finish ya da 5 eksen uygulamam gereken yöntem Toolpad kısmının altındaki boş alana sağ tıklayıp buradan New Toolpad demek. Ve New Toolpad dediğim zaman beni karşılayan ekran Toolpad Parameters şeklinde bir pencere. Bu pencerede ilk olarak Toolpad Details kısmının altında Strategy Type yazıyor. Bunun yanındaki kutuya bir kere tıkladığım zaman burada benim bütün işleme stratejilerime ulaşabiliyorum. Dediğim gibi 3 eksen kaba, 3 eksen finish, 2.5 eksen ve 5 eksen şeklinde. Yine bunların üzerine tıkladığım zaman sağ tarafında görselini ve açıklamasını görebiliyorum. Şu şekilde yine aynı şekilde görselini ve açıklamasını görebiliyorum. Bu kısmın hemen alt tarafında Comment ve Subcomment gibi iki tane seçeneğim var. Yine buradan açıklama ya da alt açıklama şeklinde eklemelerimi yapabiliyorum bu oluşturacağım işleme stratejisine. Hemen sağ tarafımda Default şeklinde benim ayarlarımı sıfırına çeken bir ayarım. Color, oluşturacağım takım yollarının buradaki rengini değiştirebilme imkanım var. Ve onun altında Proto yazan prototip ile alakalı bir seçenek. Alt tarafında Machining Zone kısmıyla başlayıp Cutter Movements'la biten şu mouse'umla çevrelediğim alan içerisindeki seçenekler benim işleme yöntemim ne olursa olsun değişmezken bu sağ tarafındaki sütun halindeki bu seçenekler işleme yöntemine göre değişiklikler gösterecektir. Şu şekilde gösterelim. Şu an Global Rough yani genel kaba işleminde tıklayıp buradan 3-axis Finishing, 3-eksen Finish işlemlerinden Z level finishing deyip OK dediğim zaman gördüğünüz gibi bu kısım machining zone'la başlayıp cutter movements'la biten bu kısımda herhangi bir değişiklik olmazken sağ tarafının seçtiğim işlem yöntemine göre şekillendiğini görüyorum. Tekrar strategy type'a tıklayıp buradan 3-axis roughing seçeneklerinden global rough seçeneğine tıklayarak devam ediyorum. Şimdi bu kısmın altında machining zone kısmım var. Ve burada ilk olarak Window ve View şeklinde iki tane seçeneğim var. View'e bastığım zaman bana bakış açısını seçmemi sağlayan bir seçenek. Yine 5 eksen işlemlerim için kullanabileceğim bir seçenek. Bunu şimdilik iptal ediyorum ve Window şeklinde devam edeceğim. Buradaki All ikonu, bu ikonu sık sık kullanmam gerekiyor. Çünkü benim buradaki değerlerle alakalı yaptığım herhangi bir değişikliği emin bir şekilde değiştirebilmem için bu All kısmına her zaman tıklamam gerekiyor. Bu ilk başta bir not olarak kalsın. Bunların altındaki X, Y ve Minimum Maximum şeklindeki değerler benim parçanın sıfırına göre olan değerlerdir. Ve benim işleme alanımı belirtir. Şu an parçanın sıfırı tam ortada. Ben buradan da parçanın sıfırında herhangi bir kaçıklık olup olmadığının kontrolünü yapabilirim. Tam ortada olduğu için minimum ve maksimumda okuyacağım X'te ve Y'deki aynı değerler herhangi bir kaçıklık olmadığı anlamına denk geliyor. Ben bu işleme alanını artırıp azaltabiliyorum. Bunu altındaki Expand Window By seçeneğiyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi buraya 50 yazıp Enter'a bastığım zaman her iki taraftan da X minimum, X maksimum yine Y minimum ve Y maksimumda 50'şer milimetre büyüdüğünü görüyorum. Bu ne işe yarıyor? Bu çalışma alanımı genişlettiği zaman benim takımımın parçanın dışarıdan girmesini sağlıyor. Yine buradaki By Diameter Plus Stock seçeneğine tıkladığım zaman ise yine buradaki değer benim kullanacağım takım artı bırakacağım stok miktarım şeklinde otomatik bir şekilde gelir. Yine bu da dediğim gibi parçama dışarıdan girmesini sağlayacaktır. Onun dışında bu değerimi eksi değerlerde verebilirim. Şöyle eksi 20 deyip Enter'a bastığım zaman yine gördüğünüz gibi bu çalışma alanımı küçültebiliyorum da. Buraya ben 0 diyerek devam ediyorum. Alt kısımda Cutter Details kısmı var. Burası benim takımımı girdiğim yerdir. Burada iki tane seçenek mevcut. Tool Library ve altındaki bir başka kutucuk. Tool Library benim takım kütüphanem. Eğer burada daha önceden oluşturduğum takımlarım varsa buradan onları çağırabilirim. Bu altındaki seçenek ise benim takım oluştururken kullandığım bir seçenek. Yine buna da sol tıklayarak açalım. Ve burada Type kısmının yanındaki kutuya tıklayıp buradan ben hangi kesici takımı kullanacağımı seçebilirim. Standart kısmının altında yine Ball and Küre,
bulnos, uç radyuslu ve flat düz bir şekilde ya da bu tapered shank seçeneğine tıkladığım zaman bu da kademeli bir takım olup olmadığını belirtiyor bize. Yine konik takımlarında bu şekilde seçebiliyorum. Şu an bizim başladığımız uygulama global raft, yani genel kaba işlemi. Ben bunun için bulnos uç radyuslu bir takım seçeceğim ve okey diyorum. Arkasından yine buraya takımın ismini ve açıklamasını bu şekilde girebiliriz. Arkasından benim bunun ölçülendirmesini yapmam gerekiyor. Zaten şurada gördüğünüz gibi bu değerler de burada karşılık buluyor. Burası takımımın çapı. 50R2'lik bir takım oluşturmak istiyorum ve takımımın uzunluğu da 80 mm olsun diyorum. Ve onun dışında başka yapmam gereken bir şey yok. Okey diyerek devam edeceğim. Machining Parameters kısmında beni Method, Cycle ve Direction şeklinde 3 tane seçenek karşılıyor. Bunların yanındaki kutulardan herhangi birine bastığım zaman beni aynı pencereye yöneltecektir. Yine herhangi birine basarak devam edelim. İlk olarak Method kısmında şöyle Cancel'ın yanındaki kutuya da basarak açıklama kısmında görebilirim. Method'un altında Climb, Conventional ve Mix şeklinde seçeneklerim var. Climb şeklinde de gördüğümüz gibi saat yönünde dönüşe aynı yönlü bir kesim. Conventional zıt yönlü bir kesim. Yine mixed karışık bir şekilde benim kesmemi sağlayan yöntemler. Bu uç radyuslu bir takım olduğu için ben climb bir şekilde kesmesini istiyorum. Cycle benim çevrimlerim. Yine buradan box şeklinde tek yönlü. Lace yine git gel şeklinde. Spiral çevrimler yaparak kesmesini buradan tercih edebiliyorum. Spiral dediğim zaman hemen sağ tarafında Always Close Contours seçeneğine tıkladığım zaman ise her zaman kapalı konturlar yaparak spiral işlemini gerçekleştirecektir. Bunun haricinde bu açık olmayan trokodiyal şeklindeki kesim şeklim benim global raft'ta, yani genel kaba işleminde olmadığı için kapalıdır. Yine waveform rafinglerde dalga form gibi çevirebiliriz bunu. Kaba işlemlerinde yine bunun açık olduğunu göreceğiz. Buradan lace ya da box dediğim takdirde alt taraftaki bu machining angle kısmında ben kesimimi x'e paralel, y'ye paralel ya da yine angle from x seçeneğiyle açı vererek verebiliyorum. Tabi bu kaba işlemim olduğu için bu seçeneğim de kapalı. Dediğim gibi bu anlatacağım parametrelerin hepsi sabit kalacak ve seçtiğim işlem parametresine göre kimisi açılacak ya da gördüğünüz gibi pasif bir şekilde kalacaktır. Ben spiral ve Always Close Contour şeklinde kesimimi yapmak istiyorum ve onaylayarak devam ediyorum. NC Machine Parameters kısmı, yine altındaki kutuya bir kere tıklayarak bu kısmı açabilirim. Benim devir ve ilerlememi gireceğim yer. Spindle RPM'den devrimi girebilirim. Feed Rate'den de yine ilerlememi girebiliyorum. Feed Rate'in altındaki bu Approach Rate benim yaklaşma hızım. Ben bu yaklaşma hızımı feed rate'e eşit ya da daha alt bir değer verebiliyorum. Eşit için bu yandaki kutuya tıklamam yeterli. Gördüğünüz gibi tıkladığım zaman aynı değeri alacaktır. Feed rate benim kesme ilerlemem, tabla ilerlemem aynı zamanda. Dediğim gibi approach rate benim yaklaşma ilerlemem ve daha alt değerlerde verebiliyorum. Altındaki rapid rate ise benim hızlı ilerlemem. Ve buradaki 8000 değerini değiştirmediğimiz takdirde tezgahımızın G00 komutundaki hızı neyse o hızla hareket edecektir. Yani bu rapid rate'i değiştirmemize gerek yok. Bunun dışında alt tarafında bu current cutter benim seçtiğim takımı gösterir. Yine bu takımla alakalı bu değerlerimde girmek için bir hatırlatmadır aynı zamanda. Bu şekilde devir ve ilerlemeyi girebileceğim gibi aynı zamanda yüzey kesme hızı girerek de ben bu işlemi gerçekleştirebilirim. Şu şekilde buraya 25 deyip Enter'a bastığım zaman Spindle RPM'in bu takıma göre ne olduğunu zaten otomatik bir şekilde hesaplayacaktır. Yine bunlar haricinde Number of Teeth ile takım diş ağzı sayımı girebilirim. Ya da Advanced Per Tooth ile yine aynı şekilde bunun kaldırdığı talaş miktarı sayısını buradan da girebiliyorum. Ben burada 2200 devir, 4000 ilerleme vereceğim ve yaklaşma ilerlemem 1000 şeklinde olmasını istiyorum. Okey deyip onaylayarak devam ediyorum. Bu kısımdan sonra Tolerances kısmına geçiş yapıyoruz ve burada ilk olarak Stock Allowance kısmı beni karşılıyor. Stock Allowance kısmı benim bırakacağım stock miktarım.
Bu işlem sonunda bırakacağım stok miktarımdır. Yine kaba işlem olarak devam edelim. Buraya 10'da 4 yazdığım zaman benim bu işlem sonunda bana 10'da 4 şeklinde stok bırak demiş oluyorum. Tolerans kısmı benim işleme toleransım, sapma değerim. Bunu kaba işlemlerim için %5 şeklinde, finish işlemlerim için ise %1 şeklinde kullanmam doğru olacaktır. Alt tarafındaki step over, yana kayma miktarı, bu miktarın milimetre cinsindendir. Ve şu an benim takımım 50R2'lik bir takım olduğu için ben efektif çapın %60'ını alarak ilerleyeceğim. Şu şekilde efektif çapım için uç radyusları çıkartıyorum. Radyus 2, radyus 2, 4 şeklinde. Ve bunun %60'ını alarak ben 27.6 mm olarak devam edeceğim. Alt kısmı Z-step, benim dalma miktarım. Bunu yine istediğim değeri girerek devam edebilirim. Ben buraya 10'da 2 şeklinde devam ediyorum. 10'da 2 mm dalma miktarı olarak dediğim gibi devam edeceğim. Bunun altındaki cutter movement kısmı, yine approach, retract ve lead ins şeklinde 3 tane seçeneğim var. Bunlardan herhangi birini bastığım zaman yine aynı bana pencereyi açacaktır. İstediğimize basarak devam edebiliriz. Tıkladığım takdirde bana ilk olarak approach movement ve safety plane retract movement şeklinde 2 tane seçenek gelecek ilk olarak. Buradaki approach distance'ım benim yaklaşma mesafemdir ve bu mesafeyi benim approach feel'ime, yani yaklaşma hızıma göre verecektir. Yani yaklaşma hızımla yapacaktır bu hareketi. Safety plane retract movement'daki bu retract distance mesafemi ise benim rapid feel'imle, yani tezgahımın G00'daki hızını ise o hızımla gerçekleştirecektir. Yine approach distance'a ben 6 mm şeklinde veriyorum ve retract, yani geri kaçma mesafelerim, aynı zamanda emniyet mesafelerimdir bunlar. Buna 50 mm vererek devam etmek istiyorum. Bunların haricinde gördüğünüz gibi yaklaşma movements 3D şeklinde, 3 boyutlu bir şeklinde yaklaşma mesafem var. Bu safety plane retract movement, geri kaçma ya da emniyet mesafesi de diyebiliriz, 2D şeklinde. Yine bunu 3D şeklinde çevirebilirim. Onun dışında burada bazı diğer açıklamaları da, bazı diğer ayarlamalarını da yapabilmem mümkün. Burayla alakalı bir değişiklik yapmayacağım ve bu şekilde sabit kalmasını istiyorum. Bunların alt tarafında lead ins ve lead out şeklinde seçeneklerim var. Yine burada ilk olarak vertical seçeneği, benim takımımın ilk girişte dik bir şekilde girmesini, ramp dersem rampalı bir şekilde girmesini ve yine buradan ramp angle seçeneğiyle açı verebilirim buna. Yine kaba işlemi olarak düşünerek 2 derecelik açı yaparak girmesini istiyorum. Onun dışında buradaki seçeneklerim kapalı. Diğer işleme parametrelerime göre yine radyal seçeneğim açılabilecek. Onun dışında buradaki diğer transitions, geçişler bölümü, yine extensions, uzatmalar bölümlerinde açılabilecek. Bunların haricinde lead ins at edge of stock, girişlerdeki bu köşe stoklarıyla alakalı yine bir değerim var. Yine bu da otomatik bir şekilde sıfırda kalmasını istiyorum ben. Onun dışında bir değişiklik yapmayacağım ve okey diyorum. Bunun haricinde göstermediğimiz bir tek şu kısım kaldı. Buradaki boundary curve, machining plane ve surface selection benim sınırlandırıcı yerlerimdir. Şu şekilde boundary curve ile ben bir sınırlandırıcı çevre seçebilir. Machining plane ile sınırlandırıcı bir seviye seçebilirim. Yani parçamın her tarafına değil de atıyorum Z-10'a kadar işle şeklinde. Ya da yine surface selection, buradan da seçerek, yüzey seçerek sınırlandırabiliyorum. Bunların yanındaki bu 3 noktalardan herhangi birine bastığım zaman yine beni aynı pencereye atacaktır. Ve bu açılan pencere direkt machining zone, şu mouse'umla çizdiğim pencerenin ayrıntılı halidir. Bunlardan da yine herhangi birine tıklayarak devam edebiliriz. Evet, bu kısımda yine window seçeneği, gördüğünüz gibi benim işleme alanım şuradaki değerlerimin birebir aynısı. Zaten ayrıntılı menü olduğunu söylemiştim. Bu şekilde benim işleme alanımı belirtiyor. Alt tarafındaki boundary curve seçeneği, dediğim gibi sınırlandırıcı bir eğri seçeceğim zaman kullanacağım seçenektir. Yine bunun üzerindeki kutuya tıklayıp buradan seçimlerimi yapabilirim. Yine bununla alakalı ayrıntılı
curve eğri videolarını izleyerek daha detaylı bilgiler edinebilirsiniz eğri seçme ile alakalı. Eğriyi seçince aktif olan şöyle 4 tane seçeneğim var. Bunlar işleyecek yerimi gösteriyor. Eğrimin içinde mi, dışında mı, yoksa offsetli bir şekilde tam kenarlara değerek mi yapsın şeklinde seçeneklerim var. Bunların dışında hemen sağ tarafında Limit Z şeklinde buradaki Machining Plane kısmının daha gelişmiş bir şeklidir. Yine buradan NAM şeklinde şu anki gördüğü şekilde işleyebilir ya da Over Surface and Hole deyip buradan Part Minimum seçeneğini kullanarak şu anki Z seviyesinin sonuna kadar ya da yine buraya gireceğim değer ya da mouse'umla yine parçamın üzerinden de seçimlerimi yapabiliyorum. Bunların haricinde Surfaces to Machine kısmından yine yüzey seçmem mümkün. Sınırlandırıcı yüzey seçmek istersem yine buradaki kutuya tıklayıp buradan da yine seçimlerimi yapabilirim. Buradan tekli yüzey ya da yüzey grupları seçebilmem mümkün. Yine buradan seçimlerimi yaptıktan sonra da yüzey uzatmalarımla alakalı seçeneklerimin aktif olup olmadığını gözlemleyebilirim. Burayla alakalı yine ben bir değişiklik yapmıyorum ve okey diyeceğim. Şöyle şunu da tekrar iptal edelim. Bu şekilde anlattığım yer bu Machining Zone'la başlayıp Cutter Movements'la biten bu kısım. Dediğim gibi benim bütün işleme yöntemlerim için aynı kalacaktır. Ve aslında en temel yerler olduğu için yani bu an aslında okey dediğim zaman hesaplamak için yeterli olacaktır. WorkNC'ye ben gerekli bilgileri vermiş oluyorum. Bu sağ tarafındaki kalan diğer ayarlarım ise benim genel kaba işlemine göre özelleşmiş ayarlarımdır. Burayla alakalı da ayarları genel kaba yöntemim için yine genel kaba videosunu, global raf videosunu izleyerek daha ayrıntılı bilgiler edinebilirsiniz.